bir Haydar ve Gözlemeyi bu kadar bekleyeceğiz mi? Bu arada soruyorlar. Çok kısa bir zaman oldu, sunum hazırlıyorum şu an. Kaç dakika oldu? Şu an 6. dakikası doldu Zuhal Hanım. Normal. 10 dakika veriyoruz aralarda ama tabii 10 dakikayı aşmamaya. Selin Hanım ne kadar acelecisiniz. Hayır şimdi Sabahat Hanım bir gözleme sunumu yapacak, bir de Haydar'ı koyup getirecek. Evet ne Haydar. Kadar sonuçta 10 dakikamız var. Biz ama işte sunum olunca 10 dakika olmuyor. 10 dakikada yapılan sunum ya da getirilen... Yani bakın buradan görüyorsunuz uğraştığımı. Haydari diyorsunuz ama yani bu da sunum isteyen bir şey. Ama bir de bak sıkma torbasına koymuş. Ben evet, size tamam, sunum yapıyorum. Evet tamam geldiğinde yorumunu tekrar yenileyeceğim. Valla sunum olacaksa bekleyelim evet. 10 dakika. Evet. Ama sunum olsun. Umarım. Lütfen sunumlarınıza çalışın biraz yani sevgili yarışmacılar. Yani kaşıkla sadece tabağa koyup geçecekse evet orada haklısınız. Vallahi, ama ben gördüğüm ederim, kadarıyla buradan sunum yapıyor. Gerçekten samimi söylüyorum. Artık hani bir yemek yarışması ve yemekteyiz neredeyse 20 yıllık bir yayın hayatı var. Ben son 2 senedir üstlendim yapımcılığını ve sunuculuğunu ama ondan evvel yıllardır seyrediyorsunuz. Artık hani MasterChef'ler, efendim bir sürü yemek çok yarışmaları. Çok yani gastronomi, mutfak, sunum. Teşekkürler eline sağlık. Ne olur biraz sunum görelim. Laap diye böyle kaşıkla o püreler, o soslar, o garnitürler koyuluyor. İnanın yarışmacı adına ben üzülüyorum ve mahcup hissediyorum gerçekten. Sunum nasıl Ayran, bu tabak? Su. Yani fena Selin değil Hanım, ama. Siz ne içersiniz? Soğuk içecek neyiniz var? Sarı var, siyah var. Siyah kola, portakal suyu evet, diyebilirsiniz. Kola alabilirim ben. Ben de kola ve su alabilirim. Sunumla ilgili şöyle bahsetmek istedim Zuhal Hanım. Bahset. Gıda dışarıda, ürün dışarıda. Evet, tabak evet, oval olduğu için bir de yine çok... Şunu, bakın şimdi böyle gelmiş ya. Daha demin şundan bahsettim. Yani böyle gelmemeli. Yani en sevgili, azından keseydi ya da bak şöyle kapasaydı, keselim. Şeyler güzel. Haydari sunumu tamamdır. Zuhal Hanım, fakat üzülerek belirtmek istiyorum yine bu sefer benimkinde evet, de kıl var. Kirpik galiba. Aa, ben göremiyorum. Gördün mü ben sen? Ben görüyorum. Bakabilir kirpik miyiz? Hayda. Kirpik yani belli rimel var ucunda da. Kirpik. Ucunda da rimel var. Rimeli var siyah boya gibi duruyor. Ben kalıcı makyaj uzmanıyım da biraz meraklıyım böyle şeylere. Ha kalıcı makyaj uzmanı hemen kirpik, kirpik çıktı kirpik şimdi de gözlemesi kirpik. Bir bakabilir misin? Bir baksana ben göremedim. Takma kirpik de yok yani bende. Yok, ama rimelli kirpik diyor. Rimelli nasıl olur? Evet. Kirpik nasıl dökülür? Nerede? Rimeli ben söylemedim de şöyle bir şey var. Bir bakayım. Siyah bir boya var ucunda. Ben o şekilde yorumladım yani. Hayır bir şey değil bu. Ben Selin Hanım elinde olsa bir şey teşte bakacak ben, böyle. Hayır gözüm gayet Allah şükür gencim. Gözlerinde gayet ama sağlıklı. Ama nasıl imkansız. Ben buradan görüyorum olsam benim tabağındaki kirpiği. Sen gördün mü? Hayır sen. Yok göremedim. Boya var ucunda böyle. Bakayım bakayım. Yani ben göremedim. Dur silmeseydin de. Yani bana sabotaj yapıyorsunuz siz. Resmen yani kameralar sosuna çekiyor elimi sürmedim. Dereotu olabilir mi ben? Dereotu falandır yok, yok. Zuhal Hanım. Ben göremedim. Zuhal Hanım bu. Yani kirpik olabilir. Bir de ben imkansız bakabilir miyim? Ben görmedim de. Yok. Ha evet şimdi gördüm kirpik, ayırınca evet kirpik. Hayır imkansız kirpik yani. Bakayım Selin Hanım. Yani tabii ki masanızı savunup reddedeceksiniz, inkar edeceksiniz ama bu bir hijyen kuralı bence. Evet yani hayır, kameralar çekiyor değiştirin, burada ben üzerine bile dokunmadım, yanaşmadım. Ben çok hijyen çalıştım, saçlarımı topladım, önlüğüm saat vardı. Yok özellikle şu an düşün şu hanımefendi. Saçlarımı topladım, belki uçuşmuş olabilir masanın üstünü kapatmadığım ekstra için ondan bir gözlemeniz da kaynaklı var mı olabilir böyle yiyebileceğim yoksa? Var, var. Varsa kendi gözlememden de verebilirim. Yok. Değiştirelim. Ben yine sunumuyla ilgili de şunu söylemek isterim Zuhal Hanım. Bu tabak oval olduğu için, bu da yarım ağaç şeklinde olduğu için ürün bu tarafta olmalıydı. Salatalar bu tarafta olabilirdi. Bunun dışarıda kalması çok güzel bir sunum şekli olmadı. Bak böyle kesince... O da olabilirmiş. Mesela bak böyle kesince daha şey. Şimdi bir bütün biraz kaba durmuş evet, ya tabaktan taşmış. Büyük de gözlemedim. Ben aynı sizin dediğiniz gibi Zuhal Hanım. Yani en azından bunu kesip bir sunum yapabilirdi. Tabağınızı dolu dolu görmüşler. Olabilir. Tabağım gayet iyi. Bakın ki herkese birer tane yaptım ben farkındaysanız. Peki, yani bir taneyi ikiye bölüp de kimseye ikram etmedim. 6 tane açtım. Hayır zaten öyle bir şey istemiyoruz Sebahat. Tabağım, tamam, bunu... Ben sadece sunum istedim. Hani sadece kesip bakın normalde bunun dışarıda olmaması gerekiyor. Yani en azından içeride olması gerekiyor. Yani tabaktan kadar... taşmaması gerekiyor. Oo, aceleye bir, gelmiş ikincisi, olabilir. İkincisi bir konu yani bir... Yani kesilebilecek bir şey, yumuşacık bir şey yani. Peki sert bir sorun şey var size bunu sacda mı yaptınız? Aynen ben de evet. Gözleme tavasında mı yaptınız? Gözleme özel döküm tavada yaptım ben. Ha, teşekkür ederim. Ispanaklıydı değil mi tatlım? O şey, puzzle'ı. Ha pardon puzzle'ı çok pardon. Puzzle'ı. Puzzle'ı gözleme ben ve haydari. Tabağımı ikram edeyim size. Teşekkür buyurun edebilirim. Rica ederim ne demek. Sizin biraz tuz probleminiz var galiba Sebahat Hanım. Benim biraz tansiyon problemim var yani, ondan olabilir. Fazla tuz yapıyorsun herhalde. Evet el alışkanlığı biraz.
Çünkü benim tansiyon problemim var. İlaç kullanıyorum. Geçmiş sağ olun. Haydar'da beyaz peynir kullandınız mı? Hayır, labne kullandım. Pardon, labnemiz var. Ama labne ile haydari yapılır. Hiçbir yerde görmedim. Evet, yapılır. Yapılır. Labneyi birazcık yapılır. Ezerler dengelemek hatta haydari için içinde. Yapılabilir. Bakın labne ile haydari yapılır. Labne değil de bu beyaz peynirler yapılır. Var. Taze beyaz peynirler. Şimdi labne ile olmaz. Taze beyaz peynirle olur. Beyaz peynir kategorisine girmesi lazım. Labne çünkü daha nasıl derler? Krem peynir. Daha krem peynir ama süzme yoğurda daha çok yapışan bir peynir. Ama siz yakıştırıyorsunuz diye doğrusu bu olmuyor. Bakın tariflere de açıp bakabilirsiniz. Yani. Orijinalinde vardır labne. İşte vardır. Labne koymuş. Labne koydum, vardır. Haydari'ye labne mi? Evet. Ben onu konuşuyorlar ya. Evet. Konulmaz. Hani... Ben yapıyorum. Tadına bakın. Tadı nasıl olmuş onu söyleyin. Ben çok beğendim Haydari'yi. Afiyet olsun. Tuzsuz yani. Tuz problemi var. Labne ile de tarifler var. Genelde var, tabii ki yağlı tuzlu bir peynir tercih ederler. Aynen. Ama labne de. Ama hiç labneyle. Peynir koymasaydın eksik sayılırdı, biliyor musun? Evet, biliyorum Zuhal Hanım. Ya onun daha evvel de yaşadık. Aynen. Konulması ben lazım. Labne koymayı tabii. Tercih ettim. Bu tercihe kalmış bir şey. İsteyen ama beyaz peynir. Ama genelde beyaz peynir kullanıyorlar. İsteyen de labne koyar. Ben labne tercih ettim. Ya Sabahat Hanımcığım, sizden özel bir ricam olacak. Buyurun. Da. Ya gözlemenizi ben çok beğendim. Bir peçeteniz veya kağıt havlunuz var mı acaba? Peçete bak peçete orada. Yanınızda var. Eline mi alıp yiyeceksin? Evet. Ye ne güzel. Gözleme elle yenir zaten. Yenir, evet. Yiyin. İsteyen rahat. Çataldan bıçaktan gözlemi afiyet şey yapmayalım olsun, yani. Değil mi? Çok güzel olmuş gerçekten. Vallahi afiyet olsun. Beğendiğinize çok sevindim. Vallahi çok. Aa, en güzel yapıyorsun. Bravo Onur. Peçeteyi ısırma sakın. Ben tadına baktım. Yorum yapabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şimdi haydarınızla başlayayım öncelikle. Tuzu az. Tuzsuz geldi bana yine, çorbada olduğu gibi bir elinizde bir tuz problemi var. Evet. Keşke tadına baksaydınız, bir tık daha fazla atsaydınız bizi düşünerek. Sonuçta yemekler normal bir tuz oranıyla gelmeli bence sofraya. Yani ben tadına bakmadım. Ben de daha. Normalde daha tuzlu yerim. Ekstra tuz atarım ama her şey kararında. Daha normal yapmaya çalışırım. Lazım. Kendim eklerim üstüne. Gayet güzel. Bana o yüzden bana hiç tuzsuz geldi. İyi. Peki gözleme nasıl? Gözlemesi güzel, yumuşak olmuş, açması, üstüne tereyağı sürmüş çıkarttıktan evet. Sonra, iç harcı da güzel. Evet. Gözlemesi için kötü bir yorum yapamayacağım. Şimdi haklıya hakkını vermek Selin lazım. Selin bir şey de ama haydarisi olmamış. Haydari olmamış. Bence haydari ama şöyle hani gözleme gayet. Kahvaltılık bir ürün. Yani görseline bakın. Bunu da diyecekler bakın, demiştim. Bunu evet, şimdi börek de yapıyorsunuz değil mi ara sıcakta? Börek yapıyorsunuz yapalım, normalde. Evet. Yani bu da bir börek. Ama börek davette de sunulur. Bakın ama bu davette. Davet, hayır bu da ama bakın börek de hamur işi sonuçta. Bu da hamur içi. İçinde bunun da iç var. Böreğin tamam, içinde anlıyorum. İç var. Hazırlıyorsunuz değil mi? Formu kıymalı, ıspanaklı, pırasalı her çeşidini şimdi, yapıyorsunuz. Sebahat Hanım. Bu da bir börek. Üzerine önce de tereyağı. Önce ben yorum bitireyim sonra siz de ama yani yanlış mu? Yorum yapıyorsunuz siz. Selin Hanım yapmayın ya. Tamam ben yorum yapıyorsunuz. Gene kendi doğrunuzu savunun. Hani tabii bilin ki içinde ne var bir sorun bana. Ne koydunuz bakın kapya ben biber var. Ben içinde olanı görebiliyorum. Var. Kapya var, soğan var, pazı tabii, var, pul var, tut, karabiber atmışsın. Evet aynen. Daha ne bekliyorsunuz? Yani ben siz oradan bakıcı yemek yapmayı bilmediğimi falan mı düşünüyorsunuz? Hayır öyle İçinde ne olduğunu görebiliyorum. Yok. Yani çok genç insanların çok güzel yemek yaptıklarını da biliyoruz. Evet göreceksiniz. Görüyoruz da zaten. İnşallah gününüzde şimdi şöyle göreceğiz. Bakın gözlemenizi beğendim. Güzel ama ara yemek için bence uygun değil. Sence yani, uygun mu olsa? Şöyle belki ilk gelen uygundu. Yumuşaklığı güzel görünüyordu ama bu kendisini ayırdığı gözleme olduğu için ister istemez herhalde en kuru olan en az olmamışını olan kendine dedi. Ayırmış o da sana olabilir. Mı geldi? Yarışma strateji evet. Diyebilirim. Ben o çıkan şeyi ama içinin lezzetine bakın kadına. Lütfen. İçinin o ortasından alın. Şimdi çatardan. Belli bir yerden sonra artık kesemiyorum. Yemek istesem hayır, yiyebileceğim. Hayır ortası o kadar yani. Bu, kenarları sert olabilir. Bu bakın. Yiyebiliyorum. Ortasından keser misiniz lütfen? Şöyle, ortasından evet ortasından şöyle ortadan alın bir genel çatal. Genel olarak gözlemelerin hepsinde yeterince yağ var. Hepsinde bir ama hepsini bir yağladım. Var. Yağladım. Bu biraz yağlanmamış. Hayır hepsini yağladım. Eşitsiz. Bakın burada yağ sadece burada var. Buralarda hiçbir yağ yok. Olsa ortadan zaten. Alın bir tadına bakın. Aldım tadına baktım. Tamam i̇çini, tadına içini, yorum yapın. İçinin pişmişliği güzel. Tamam. Ama hamuru bunun çok kuru olduğu için öyle gözlemeden beklediğim lezzeti alamadım. Bence hamuru hiç kuru değil. Eyvah o tabak onda olsa şimdi yani beğenmişti yarışmacı. Onur bitirdi mesela. Beğenmiyor şu. Yani onu bir, Onur bitirdiyse demek ki güzel olmuştur. Hayır hayır verme. Thank you.